Evet, dijital laboratuvarımız alt fayansları yapıldı. Şimdi duvarları boyanacak ve sonra mobilya işlemleri yapılarak laboratuvarı yenileyeceğiz. Aynı zamanda öğretmenler odamızın da alt fayansları yenilerek yeni hale getirildi. Daha ferah oldu. Şu anda görülüyor. Daha ferah, daha temiz, hijyenik hale getirildi. Arka tarafın fayansları yapıldı. Daha kullanışlı bir şekilde yeni çay makinesiyle beraber öğretmenlerimizin teneffüs saatlerinde daha konforlu bir alanda dinlenmeleri sağlanmaktadır. Evet, öğrencilerimiz sobaların ambalajlanması işlemini hızla devam etmektedirler. Şu anda yoğun olarak paketleme işlemini yapıyoruz. Bir paketlemede öğrencilerimiz soba, borular, dirsekler ve alev demiri, ayrıca alt sacını muhakkak kolinin içine koyuyorlar. Koli daha sonra plastik ambalajlama aparatıyla ambalajlayarak sevkiyata hazır hale getiriyorlar.
Evet, deprem bölgesine imal ettiğimiz odun sobalarının ambalajlanmasıyla ilgili bir örnek gösteriyoruz şu anda. Devam et. Kapatayım mı hocam? Deprem bölgesine yaptığımız sobalarla ilgili sevkiyatın aşamalarını şu anda görüyorsunuz. İçerisine ızgarasını, kevini, iki tane dirsek, sonra üst kapak konuluyor. Sonra sobamızı kolinin içerisine yerleştiriyoruz. Sobanın kullanma kılavuzu ve baca değer tarafından emniyetli kullanmayla ilgili kullanma kılavuzunu koyuyoruz. Üstüne Milli Eğitim tarafından soba olduğunu, sevkiyat esnasında tasnif açısından kolaylık olsun diye belirtiliyor. Bu şekilde deprem bölgesinde sobalarımızı öğrencilerimizle birlikte imal ederek yönlendiriyoruz. Metin. Makas sende mi sade? Olmaz. Ha, şimdi sen. Gel hocam. Buyurun. Sık.
şeyi al. Gel bakayım. Gel Yaşar abi. Dur, fazla şey yapma. Tamam. Tamam Yaşar. Tamam. Faruk nerede? Faruk! Şunu çek. Kes. Yap. Tamam. Tamam. Ambalajı kapatalım. Bir dakika hocam, bir şey gelin. Ben çekeyim onu. Paylaş yapıyorum.